Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle hardal rengi çok güzel bir tülbentim var. Bunun kenarına güzel küçük bir örnek başlamak istiyorum. Çiçekli ama küçük oya seviyorsanız eğer bu örneği beğeneceğinizi düşünüyorum. İçindeki renklere uygun şekilde iplerimi hazırladım ben. Önce iplerini göstermek istiyorum. Altın başak büyük boy bir yeşil ipim var. 383 numara. Hemen numarasını göstereyim. Numarası biraz silinmiş aslında bu ipimin. Her videoda da söylüyorum açıkçası ama bu iple beraber 3-4 tane daha almıştım. Aynı boy, aynı renkten. Hepsinin numarası 300, hepsinin numarası çizikli ve silik çıkmış. 383 numara arkadaşlar, elindeki ipin numarası. Bu yeşil olan ipim. İçindeki kırmızı tonlar için böyle 211 numara bir kırmızı ipim var. Burada biraz bordo gibi göründü ama aslında daha kırmızı. Hemen onu da koymak istiyorum. Kırmızı çiçekler için bunu düşündüm. Tülbentin kendine uygun hardal sarısı bir rengim var. Numarayı söyleyelim. Markası Altın Başak. Numarası 413. Böyle küçük boy bir ip bu elimdeki. Bir de içinde böyle petrol tonlarında çiçekler vardı. Onun için de bu rengi tercih ettim ben. Koyu tonları daha fazlaydı çünkü. Bunun da renk numarası 745. Markası Altın Başak. Genelde hep Altın Başak alıyorum ben ip alırken. Kenarını nasıl tığladığımı da gösterip hemen oyaya başlamak istiyorum. Boyamın güzel bir çimeni var. Çimeni zaten çok kolay. Üstünün çiçeği de çok kolay. Şöyle kenarından göstermek istiyorum nasıl tığladığımı. Tülbentimin markası Altın El. İpek türünde olanından. İpek türünde olduğu için zaten çok güzel tığlandı gördüğünüz gibi. Videolarda bana şu çok soruluyor. Neden ters tarafa doğru kıvırarak tığlıyorsunuz diye. Şu anda tülbentimin düz yönü, desenin düz yönü burası. Alışkanlıkla ben yukarıdan aşağıya doğru kıvırıyorum ve tığlıyorum. Tığladıktan sonra da ters yazmanın ters tarafına geçmiyorum. Ters tarafına geçtiğimde bu sefer tığ battı ters kalmış oluyor. Tığ battı da ki zincirler ters durmuş oluyor. Buradaki bu küçük kıvrım zaten daha sonrasında ütülendiğinde oya bittikten sonra fark edilmiyor arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Markayı da şöyle tekrar göstermiş olayım. Altın El markası. Biraz daha böyle yeşilimsi bir sarı gibi çıkıyor ama aslında bu kadar yeşilimsi bir sarı değil arkadaşlar yazmam. Hemen başlamak istiyorum yazmamın çimenini. 383 numara yeşil ipim var demiştim. Hemen biraz ip sararak başlamak istiyorum. İpim bu 383 numara altın başakta en çok tercih ettiğim numaralardan biri oluyor. Pek çok yazmaya uygun oluyor çünkü. 21 numarada bir tığ kullanacağım. Bugün elimde 21 numara bir tığım var. Şöyle göstereyim. İlmeğimi oluşturup başlıyorum. Zaten yapılışı çok kolay bir örnek arkadaşlar. İlk başladık. Acemiyim diyen arkadaşlarım bile yapabilirler. Yazmanın köşesinden değil birazcık içeriden başlıyorum. Yazmanın oyası bittiğinde daha muntazam kavuşturmak için başlangıç ve bitiş yerlerini birazcık içeriden başlıyorum ben. İpimi tutturdum önce. Sonra üzerine bir tane zincir çekiyorum. Sadece başladığım zaman bunu yapıyorum. Her zaman yapmıyorum. Biraz da yaklaştıralım arkadaşlar. Küçük bir örümcek yaptım. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda diyebilirim örümceğim için. Üzerine bir defa doluyorum. Tığ battıda 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Ve çift kat, çift kat çekerek trabzanımı yaptım. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzanımın önünden giriyorum ve çift kat, çift kat çekiyorum. Böyle bir trabzan daha yapmış oldum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın önünden giriyorum ve kirpiğimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Trabzanımın önünden giriyorum, tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 4 tane kirpik olmuş oluyor arkadaşlar. Trabzanın önünden dolanarak şöyle göstereceğim. Sonra trabzanımı yukarıya doğru iyice çekiyorum. Biraz netleştirelim arkadaşlar. Sanki biraz dağınık çıkıyor görüntüsü. Alttaki büyük trabzanıma geliyorum ve buraya 5 tane sık iğne yapıp dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Altıncıyı tığ battının altından girerek yapıyorum. Burası çiçek yuvam oldu. Yanından hemen devam ediyorum. Bir tane çiçek yuvası yapıyoruz. Bir tane boş yapraklı tepe yapıyoruz. Gene örümceğimi aldım. Bir kez doluyorum. Geldim. İki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Üzerine 1,
2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tekrar ikinci kirpiğimi de yapmış oldum böylece. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Üçüncü kirpiğimi de yapıyorum. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım buraya. Sonrasında altıncıyı tabatın altından girerek yapıyorum. Oyanın çimeni bu tekrarla gidiyor arkadaşlar. Bir tane çiçek yuvası, bir tane boş çimen yapıyoruz. Bir kere daha göstermek istiyorum. Sonra üst kısmına geçeceğim. Üst kısmının yapılışı son derece kolay. Az önce söylediğim gibi. Çok fazla teknik bilmeyi gerektirmiyor. Örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. İki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Çift kaç çift kaç çektim bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Büyük trabzanımın önünden giriyorum. Ve tekrar çift kaç çift kaç çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde burada 4 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Zaten bir süre sonra çok fazla saymaya da gerek duymadan yapabilirsiniz. Hep aynı şekilde tekrar edip gidiyor. Aşağıya doğru da 5 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve tekrar bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bunu arkadaşlar hemen kenarındaki çiçeğin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Biraz da arttıracağım çiçeğimizin yapılışını gösterdikten sonra. Hemen çiçeğimizin yapılışıyla devam edelim. Yazmamın içindeki çiçeklere uygun böyle güzel bir yeşil tonu var elimde. Hemen ilk çiçeğimi bununla yapmak istiyorum. Çiçeğimi yaptım. Şimdi bir tanesinin çiçek yuvası, bir tanesini boş kirpikli yaptık demiştim tepelerden. Çiçek yuvasının olduğu ilk tepemden geliyorum. İlmeğimi oluşturdum. Bu yuvadan şuradan giriyorum ve sık iğneyle ipimi buraya tutturacağım. İpimi tutturduktan sonra arkadaşlar burada hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geldim. Sık iğne yaptım, zincirimi kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. Şurada arkadaşlar 4 tane yeşille yapmıştık. Karşı tarafta da yine 4 tane diğer renklerle yapacağız. 2, 3, 4 tane, 5 tane zincirimi çektim. En son 4. kirpiğimi de yaptım. Dördüncü kirpiğim tam ortada. Muntazam yerleşmesi için iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şuradaki en son ilmeğin dar kalması gerekiyor. Hemen şöyle tutturuyorum. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Hemen dibinden biraz yakınlaştırayım ve netleştireyim. Dibinden makasımla kesiyorum. Kestikten sonra ipimi hafif şöyle tutup çekeceğim arkadaşlar. Sonra arka tarafını döndürüyorum. Uzun kalan ipimi yakacağım şimdi burada. Uzun kalan ipimi birazcık kısaltıyorum. Eğer kısaltmazsak tutuşursa islenir. İslenirse de çok kötü görünecektir. Hemen yumuşatıp yapıştırıyorum. Yumuşatıp yapıştırıyorum bu şekilde. Bu şekilde çiçeğim oluşmuş oldu. Aradaki tepeyi boş bırakıyorum sadece yaprağıyla. Diğer tepeyi tamamlayacağım ve diğer renklerle ben devam edeceğim. Hafifçe de ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum ama oyamın temeli bu şekilde. Hemen yapıp göstereceğim arkadaşlar. Ben oyamın çimenini birazcık arttırdım. Üzerine diğer ip renkleriyle devam ettim. Şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Biraz netleştirelim. Çok güzel bir örnek oluyor. Özellikle benden büyük çiçekli oyaların istendiği gibi küçük oyalar da çok isteniyordu. Hem küçük hem de farklı renklerde yazmalara kolaylıkla uyarlayabileceğiniz güzel bir örnek. Artan ipleri değerlendirmek için de aynı şekilde çok güzel oluyor. Mutlaka benim tavsiye ettiğim, yapılmasını önerdiğim örneklerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi siz de bunu farklı renklerle, artmış iplerinizle kullanarak değerlendirebilirsiniz.
Şimdiden yapmak ve denemek isteyen arkadaşlarımın hepsine kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık.